أطلت ترسم الفرحة كبدر الله في فرحة أضاءت في سماء المجد يا بشرى لنا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قرد أمير بلومنا أمير باشرنا أخوجه إن شاء الله Geçen dersimizde Aksamul Kelam o bölümü okumuştuk. Aksamul Kelam'da haberin haber üzerine konuştuk. Ee, kelamın haber cinsinden veya inşai cinsinden olmasından bahsettik. Daha sonuna mecazi ve hakikat olarak kelamın kısımlara ayrılmasından bahsettik. İnşallah Allah Azze ve Celle'nin izni ve lütfuyla bugünkü dersimizde de El Emr bölümünden devam edelim. El emri okuyacağız. Bunun bir derse bitiremeyiz abiler. Normalde birkaç derse ayıracağız inşallah. Daha sonra emri bitirdikten sonra en nehi böyle usul iliminde en önemlileri olan birinci ve ikinci madde olarak nitelendirebileceğimiz en önemlilerinden el emr ve nehi meselelerine değineceğiz ilk olarak inşallah Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Dedi ki muhalifimiz önce biraz okuyayım abiler daha sonra üzerinde konuşalım. <laughs> ve emr istid'a'u'l fi'li bil kavli emir fiili talep etmektir nasıl talep etmektir bil kavli قول ile yani sözüyle fiilin yapılmasını talep etmektir istid'a'u talep etmek el fiilin yapılmasını bil kavli sözüyle fiilin yapılmasını talep etmektir emir mimmen huwa duna bir kimsenin başka bir kimseden kendisinden daha aşağıda olan bir kimseden mimmen huve dune kişinin kendisinden daha aşağıda olan daha alt mertebede olan birinden sözüyle bir şey istemesidir. Daha sonra veya bunu talep etmesidir. Daha sonra ala sebilul vucub zorunluluk cihetinden vucubiyet cihetinden bir kimsenin kendisinden daha aşağıda olan başka bir kimseden söz bir fiilin yapılmasını talep etmesidir. İmam Cüveyni el e, emri bu şekilde tanımladı. İnşallah biraz daha okuyayım abi. Dedi ki vesigatuhu emrin sigası if'al if'aldir. İf'al şeklindedir. Ve hiye indel itlaqi ve tecerrudi anil qarineti tuhmelu aleyh. O ve o yani böyle e, itlak edildiğinde mutlak olarak şeyden, karineden yoksun bir şekilde, mücerret bir şekilde geldiğinde tühmelu aleyh emre şey yapılır. Emre yorulur. Yani bunlar bununla emir kastedilir. Eğer karine gelmezse ifal veya ifal başka bir fiil emir olarak gelirse bunlar vücubiyeti gerektirir. Emre yorulurlar. İlla ma delilu ala ennel murade ibaha. Ancak bir karine geldiğinde o karine ee, yapılacak şeyin, emredecek şeyin nedbe veya ibahaya delalet etmesi bunun dışındadır. İlla en illa ma delle ancak bunun dışında bir delilin gelmesi ala enel murada minhu nedb bu emirden kast şeyin murad edilen şeyin, şeyin nedb olması veya ibah olması. Bir karine geldiğinde emir normalde ee, normal bir şekilde geldiğinde ve bununla beraber bir karineyle geldiğinde Bununla kastedilen şey bazen nedir olur veya bazen mubah olur. İnşallah üzerinde konuşacağız. Nasıl ne demek istiyoruz bunu anlatacağız inşallah abiler. Daha sonra dedi ki وَلَا يَقْتِدِ tekrara عَلَى الصَّيِّحِ daha böyle tercih edilen görüşe göre, daha fazla sayıh olan görüşe göre emir tekrarı gerektirmez. Ve la tekrara tekrarı gerektirmez. Ala sayıh, sayıh olan görüşe göre. İlla madellet delilü ala kastet tekrar. Ancak e, delilde böyle e, tekrarı kasteden, tekrarın kastetilmiş olduğu durumlar bunun dışındadır. Bundan istisnadır. Ve la yaktedil favra. Ve aynı şekilde emir, fevri de gerektirmez. Fevri yani aceleyi hemen yapılmasını da gerektirmez dedi muhalifimiz İmam Cüveydi. İnşallah bunun üzerinde konuşalım ağabeyler. <laughs> Birinci olarak müellif emri şöyle tanımladı. İstidâ'ul fi'li bil mimmen huve alâ Bunlardan tam olarak müellif ne kastetti? Ondan bahsedelim. İstidâ'ul fi'li fiilin yapılmasını talep etmektir. Bunu kastettiğinde kardeşler müellif normalde emir bir şeyin bir fiilin yapılmasını talep etmektir değil mi? Emir bir fiilin yapılmasını talep etmektir. Müellif istidaaul fiil derken fiilin yapılmasını talep etmek derken nehi'yi bunun dışına çıkarmış oldu. Nehi'yi bunun dışına çıkarmış oldu istidaaul fiil diyerek. Emirde zaten asıl olan kardeşler fiilin yapılmasını talep etmektir. Fiilin yapılmasını nehy etmek değil. Fiilin yapılmasını terk etmektir. Ve müellif bu ibareyi zikrederek bir nevi nehi'yi direkt bunun dışına çıkarmış oldu. Bu tanımı zikrederek. Daha sonra bil kavli dedi söz ile yapılan emir. Kavil ile yapılan emir. Müellif aslında bunu da zikrederek bir nevi böyle işaret dilini veya yazı dilini de yazıda emri veya işarette emri bir nevi çıkarmış oldu kardeşler. O emrin lafı olarak olması gerekir. Kavil ile olması gerekir dedi İmam Cüveyni. Lakin kardeşler bu konuda daha fazla tercih edilen şey emrin yazı ve aynı zamanda işaretle de olmasıdır doğrudur. Kavil ile mutlak olarak birinci olarak zaten kavil ile olur. Asıl olan kavil ile olması yani direkt lafız ile olması. Kabul ile derken direkt lafız ile olması. Ağızdan çıkan dilin telaffuz etmiş olduğu kelimelerle emrin olması bu asıl olandır. Ama bunun dışında emir kardeşler yazı ile de olur. Yazı ile de olur. Şeriatta birçok emir kardeşler yazı iledir değil mi? Birçok emir yazı iledir. Veya Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a levhaları verdiğinde levhalarda yazı ile emirde bulunmuş Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a. Veya kardeşler işaret diliyle de olması. Emir işaret diliyle de olur. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle namaz kılarken aleyhissalatü vesselam bir rekatta oturdu sahabe kalktı. Aleyhissalatü vesselam namazdayken eliyle onlara oturun işareti yaptı. Eliyle yani bir nevi oturun mi deme, demek istedi. Bunu sözü sarf etti mi? Sözü sarf etmedi. Eliyle böyle yaptı. Bu sahabenin yanında nasıl bir anlama geliyor abi? Oturun. Emirdir bir nevi. Bunun için kardeşler birinci olarak asıl olan emrin lafzı, lafzı olarak zikredilmesidir. İkinci olarak kardeşler yazı diliyle zikredilmesidir. Ve üçüncü olarak nasıl? Üçüncü olarak da işaret diliyle zikredilmesidir. Daha sonra müellif dedi ki dune. Bir kimsenin kendisinden daha aşağı mertebede olan bir kimsenin talepte bulunmazlar. Bir şey istemesidir. Normalde bilirsiniz kardeşler. Emreden kimsenin emretmiş olduğu bir şeyi emrettiğinde kime emrediyorsa o kimsenin kendisinden daha alt mertebede bulunması gerekir. Ki bu mutlak olarak emir olarak isimlendirilsin. Bundan dolayı müellif de özellikle bunu, bunu zikretti. Emir bahsinde bunu zikretti. Mesela bir kimse üst makamda bulunuyorsa alt bir makamda bulunana bir şeyi emir lafıyla söylediğinde bu emirdir direkt. Ama iki kişi aynı mertebedeyse, aynı seviyede ise veya mertebeleri genel olarak aynı ise bunların birbirlerine söyleyeceği bu cihetten sözler rica olarak değerlendirilir. Rica olarak değerlendirilir. Ve alt mertebede olan bir kimse böyle aciziyetini, zayıflığını bilerek bunun neticesinde isterse mesela kulun Allah Azze ve Celle'den istemesi gibi. Bu da duadır değil mi? Bu da duadır. Ki bu usulü Allah Azze ve Celle bizler öğretti veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizler öğretti. Böyle emir sözcükleriyle, emir lafızlarıyla bizler Allah Azze ve Celle'ye dua ediyoruz değil mi? Haşa yani Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Bizler Allah Azze ve Celle'ye emretmekten. Ama emir lafızlarıyla bizler Allah Azze ve Celle'den istiyoruz ki bunu Allah Azze ve Celle bizler öğretti. Mesela Rabbimiz e, kitabında böyle salihlerin yapmış olduğu dualardan bizlere haber verdi. Mesela Bakara suresinde Allah Azze ve Celle öyle insanların bazıları dualarından haber verdi ki hep böyle emir lafızlarıyla gelmiş ama dua niteliğindedir. Böyle daha zelil, daha böyle zayıf bir topluluğun Allah Azze ve Celle'den istemiş olduğu, temenni etmiş olduğu şeyler olmuş olduğundan dolayı dua mukabilindedir. Allah Azze ve Celle onların sözlerini aktardı. Mesela onların sözlerinden bir tanesi. Onlar dediler ki Rabbena efrigh aleyna sabra. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Efrigh. <laughs> Normalde emir terkibindedir değil mi? Ama alt seviyeden olan insanın Allah azze ve celle'nin istemiş olduğu bir şey olduğundan dolayı dua niteliğindedir. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ''Ayaklarımızı dinin üzere sebat ettir.'' وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ''Bizlere kafirler topluluğuna karşı yardım et.'' diye onlara Allah azze ve celle'ye dua ettiler. Öyleyse üst mertebeden alt mertebe olursa emirdir mertebesi eşit olanlar kimse için bunlar ricadır. Alt mertebeden üst mertebe olursa, kulun Allah istemesi olursa bu da duadır diyebiliriz bunun için. Özellikle emir için müellifimizin şu ibaresine yine dikkat edin. Mimmen kişinin alt mertebede olan bir kimseden bir şey istemesi, talep etmesidir. Ala sebilil vücub, vücubiyet cihetinden. Vücubiyet ifade etmesi gerekir. Bu lafzın vücubiyet, yani böyle zorunluluk gerektirmesi gerekir ki, bu emir olsun. Bunu yap. Bunu yap. Veya gel, git şeklinde böyle vücubiyet ifade etmesi gerekir. <laughs> Daha sonra vasiyatuhu <laughs> Biz ne zaman derse başlasak adamlar aşağıda çalışmaya başlıyorlar ya. Estağfurullah. Daha sonra abiler dedi ki müellif ve sigatuhu onun sigası gelmiş olduğu siga daha çok kullanılmış olduğu siga if'al if'aldir. İf'al fiili şeklindedir. Normalde emre biz de bir tanım yapacak olursak öncelikle onun için diyebiliriz ki abiler genel olarak yapılmış tanım olarak huvel kavlu eddallu ala talabil fiili o bir fiilin talebine delalet eden kavildir sözdür. O bir fiilin yapılması için talep edilen kavildir diyebiliriz onun için. Onun kardeşler emir fiilinin veya emrin bazı sigaları vardır. İmam Cüveyni bu sigalardan yalnızca bir tanesini zikretmiş o da ifaldir. İfal emir sigalarından birincisidir kardeşler veya en fazla kullanılan sigadır emir sigasında. En meşhur olan da ifal sigasıdır kardeşler. İfal normalde mazide nasıldır? Feale yef'alu ifal fi'alun şeklinde değil mi? Veya fi'alen şeklinde gelmiştir. Fa'ale yaptı demek if'al yap emirdir. İf'al yap ve şeriatta birçok emir, Kur'an ve sünnette gelen birçok emir de bu kalıptan gelmiştir abiler. Bundan dolayı en meşhur olan da budur. Ki en meşhur olmuş olan da bu olmuş olduğundan dolayı İmam Cüveyni de sadece if'ali zikretmiştir. Başka bir sebebi nedir? En meşhur olduğundan dolayı bunu zikretmişler. İkinci bir sebep için mesela başka bir şey zikretmemiş. Muhtasar bir metin olduğundan dolayı başka bir tane daha zikretmedi. Emir sigalarından yalnızca ifali zikretti. Bu ifali sigası en meşhur, en fazla bilinen, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve en fazla kullanmış olduğu sigadır diyebiliriz. Mesela Allah azze ve birçok emri bu kalıpla kullarına emretmiştir. Birçok emri. Allah azze ve Celle ayet-i kerimelerde birçok ayet-i kerimede dedi ki اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَةَ Namazı kılın, zekatı verin. Veya başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle dedi ki اِقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'da sizin için kolay geleni okuyun dedi Allah Azze ve Celle. اِقْرَعُوا اِقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Sizin için Kur'an'dan kolay geleni okuyun dedi Allah Azze ve Celle. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki sahabeye söyledi. Dedi ki İza kumte salati fekebbir. Namaza kalktığın zaman öncelikle tekbir getir. Öncelikle Allah-u Ekber'de. Thumme iqra' maa teyassara maaka minel kur'an. Sonra Kur'an'dan senin için kolay geleni oku dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Thumme iqra' مَا يَتَيَصَّرَ مَاكَ مِنَ Kur'an. Sonra senin için Kur'an'dan kolay geleni okudu dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla en fazla bilinen, en fazla şöhret olan kalıp kardeşler emir sıgalarından birincisi if'al kalıbıdır. Emir sıgalarından ikincisi ee, li tef'al kalıbıdır abi Li tef'al. Burada lam, lamul emirdir değil mi? Ve Allah azze ve celle birçok yerde emir if'al kalıbını direkt kullanmak yerine muzari'den normalde ee, fe'ale yef'alu şeklinde tef'al emir lamu'l-emir başa fiilin başına gelmiştir muzari fiilin başına gelmiştir ve fiili emir kılmıştır. Allah azze ve celle birçok ayeti i bu şekilde kullarına emirde bulunmaktadır. Mesela Talak suresinde Rabbimiz dedi ki: "Liyunfiq ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله." Allah size ee, Allah'ın size geniş olarak vermiş olduğu nimetlerden siz de geniş olarak infak edin dedi Allah Azze ve Celle. lafzıyla kullandı. La mulamirle kullandı Allah Azze ve Celle bunu. Daha sonra şayet Allah kimin rızkını da daraltmışsa fel yunfik Allah kimin rızkını daratmışsa, onlar da Allah'ın kendisine, kendilerine vermiş olduğu kadarınca versin dedi Allah Azze ve Celle. Ve burada la emirle sağlandı. La emirin fiilin fiil müdari'nin başına gelmesiyle bu şekilde emir sağlanmış oldu. Yani if'al kalbında kullanmadı Allah Azze ve Celle bu emri. Mesela başka bir ayet-i kerimede Bakara suresinde böyle borçların birbirinden borç alan kimselerin hukuklarını belirtilmiş olduğu ayet-i kerimede Bakara suresi 282. ayette Allah Azze ve Celle dedi ki وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتُبٌ adl aranızda böyle adaletli bir katip yazsın. Yani kim borcu almış, kim borcu vermiş, nasıl olmuş? Allah Azze ve Celle dedi, adaletli bir katip bunu yazsın. Nasıl emretti? Veliyek tub beynekum katibim bil aldı. İçinizden adalet sahibi birileri bunu yazsın dedi Allah Azze ve Celle. <laughs> İkinci olarak emir sıralarından ikincisi litefaldir. Üçüncü olarak kardeşler emre delalet eden ismu fiiller vardır. Arap lügatında emre delalet eden bazı ismi fiiller vardır. Normalde fiil kalıbı olarak direkt gelmemiştir. Ama Allah Azze ve Celle veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerek Kur'an'da gerek sünnete belirtilmiş olduğu üzere ismi fiilleri kullanarak emir veya fiilin talebinde bulunmuşlardır. Mesela kardeşler örnek verirsem daha iyi anlarsınız biiznillah. Allah Azze ve Celle Maide suresinde dedi ki Ya eyyühellezine amenuh Ey iman edenler Aleykum enfusukum Nefislerinize dikkat edin. Aleykum burada ismi fiildir abi. Aleykum burada ismi fiildir. Burada Allah Azze ve Celle bir nevi, bir nevi ihzaru enfusikum demiştir. Emretmiştir bunu. Aleykum enfusikum. Nefislerinize dikkat edin. Kendinize, kendi bedeninize Allah Azze ve Celle dikkat edin dedi. Ayet-i Kerime'de bunu nasıl sağladı? Aleykum da. fiil. Ve bu minvalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kullanmış olduğu lafızlar, lafızlar var. Mesela aleyhissalatü vesselam. İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki Aleyküm bir cema'a sizlere cemaat olmayı nasihat ediyorum, emrediyorum dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve vel furka. ve sizleri tek başınıza kalmaktan, tefrikalara bölünmekten sakındırıyorum. Bunu sizden nehy ediyorum. Aleyküm bir cema'a bu emirdir kardeşler, İsmi fiildir. Aleyküm bir cema'a ismi fiildir. Öyleyse üçüncü olarak diyebiliriz ki ismi fiillerden bazıları emir kalıbında gelmiştir. Bunlar emir kalıbına geldiklerinde bu şekilde emri ifade ederler. Dördüncü olarak kardeşler, emir sıralarından dördüncüsü, emara fiilinin direkt olarak kullanılmış olduğu yerler. Bazı ayetlerde Allah Azze ve Celle kula bir şey direkt emretmemiş ama Allah size böyle emreder demiş. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size böyle emreder gibi ibareler kullanmıştır. Bunlar da kardeşler normal emir cihetindendir. Emir sigasıdır bunlar. İf'ali gibidir yani. Mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede dedi ki Nisa suresinde اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah size emanetleri ehline döndürmenizi emreder. Dedi Allah Azze ve Celle. Veya başka bir ayet-i kerimede Nahl suresinde Rabbimiz dedi ki اِنَّ اللّٰهَ adli بِالْعَدْلِ وَالْيَحْسَانِ Allah size adaletli olmayı ve iyi davranmanızı emreder dedi Allah Azze ve Celle emreder. Yani adaletli olun demedi. İ'dulu demedi mesela burada. İhsan sahibi olun demedi. Allah size ihsan sahibi olmanızı, insanlarla iyi geçinmenizi ve bununla beraber adaletli olmanızı emreder. Ya emru lafzıyla Allah Azze ve Celle bu vücubiyeti gerekli kılmış oldu bizlerin üzerine. Öyleyse dördüncü olarak emra kullanmış kullanılmış olduğu yerler. Mesela bazı hadislerde sahabe hadisi rivayet ediyor diyor ki Umirna bi keza. Biz bununla emrolunduk. Umirna bi keza. Sahabe hadisi aktarıyor. Bunu cihetten de Hadisler çok çok fazladır. Beşinci olarak kardeşler, <laughs> emir sigalarından beşincisi. Farada, vecebe ve e, ketebe ve benzeri fiillerin gerek Kur'an'da ve sünnete gelmiş olduğu e, şekillerde de bu emir sigası gerçekleşmiş olur abiler. O şey emredilen veya e, bahsi geçen şey vacip olmuş olur. Farada, vecebe, ketebe. Mesela ketebe ile alakalı Allah Azze ve Celle Bakara suresinde ne dedi? Kutibe aleykumu kema kutibe alellezine min Oruç sizden öncekilerin üzerine yazılmış olduğu gibi sizin üzerine de yazıldı. Allah Azze ve Celle oruç tutun demedi. Sizden öncekilerin üzerine yazılmış olduğu gibi ketebe lafzında kullandı kutibe meşhur olarak. Sizden öncekilerin üzerine oruç yazılmış olduğu gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı dedi Allah Azze ve Celle veya farada ile alakalı İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayet etmiş oldukları bir hadis var. Bu minvalde başka hadisler de var. Bir tanesini söyleyeyim. Ee, İbn Ömer radıyallahu anh dedi ki Farada <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat el sa'an min temrin ev sa'an min şairin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim üzerimize veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat, fıtır sadakası olarak farz kıldı. Neyi farz kıldı? sa'an min temrin bir sa e, hurma verilmesini, bir sa veya bir ölçe hurma çıkarılmasını veya buğday çıkarılmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farada, farz kıldı dedi. Vacebe bir mana e, vacip kıldı anlamındadır. Dolayısıyla farada, vecebe gibi veya ketebe gibi lafızlar da geldiğinde bunlar emir sıgalarındandır. Bunlar da aynı şekilde emir sıgalarındandır. Bu beşincisiydi. Altıncı olarak kardeşlerim. E, Mastarul bazı yerlerde, bazı ayetlerde veya hadislerde emir lafzı direkt olarak gelmemiş, mastar gelmiş. Allah Azze ve Celle emretmiş olduğu şeyi mastarla emretmiştir. Mesela Allah Azze ve Celle Nisa suresinde dedi, şöyle söyledi وَعَبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا <laughs> Allah'a ibadet edin, hiçbir şeye ona ortaklar kılmayın. وَبِالْوَالِدَيْنِ <laughs> اِحْسَانًا Annenize, babanıza karşı da iyilik yapın, ihsanda bulunun. İhsane normalde fiil mazide ehsane, yuhsinu ehsin. Emri ehsindir değil mi? Ehsin. Ama Allah azze ve celle masdarı kullandı. Ve bil valideyni ihsane. Burada masdarul kayyimdir ihsane abi yer. Ve emre delalet eder. Emir sigalarından bir tanesidir. Anne babanıza iyilikle davranın. Onlara güzel bir muamelede bulunun demişler. Allah azze ve celle burada kullanarak. Mesela başka bir ayeti i kerimede Rabbimiz dedi ki men قَتَلَ مُؤْمِنًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Sizden kim bir mümini öldürürse onun yerine mümin olan bir köleyi azat etsin dedi Allah azze ve celle. Azat etsin lafzı emir rahmi gelmiş. Fetahriru raqabe. Tahrir harrara'dan geliyor. Harrar, yiharrir, yuharrir, tahrirun. Tahrir mastardır abi. Ve Allah azze ve celle bu emri mastarla sağlamışlar. Fetahriru raqabatin mu'mine. Mümin bir köleyi Azadesin etsin dedi Allah Azze ve Celle. Kim mümin birine hatayla öldürmüşse mümin bir küreyi azadesin Ve buradaki emir de neyle sağlanmış? Mastarla sağlanmıştır. Başka emir sığalarından da bahsedilmiştir kardeşler ama inşallah bunlar genel olanlardır. Bunlarla yetinmiş olayım ben genel olarak. Bir de <gülüyor> müellifimiz <gülüyor> şurada şöyle bir şey söyledi ki وَسِيغَتُهُ <laughs> اِفْعَلُ Onun sigası ifaldir. Genel olarak meşhur olan budur. Ve indel itlaqi ve tecerrüdü anil karineti tuhmel aleyhi. Herhangi bir karine olmazsa mutlak olarak bu emre e, yorulur. Daha sonra şuraya dikkat edin. İlla ma delle delilu ala ennel muradem minhun nedb evli ibaha. Lakin bir karine gelirse, herhangi bir delil gelirse ondan murad edilen şey nedir veya ibaha olursa bu durum hariçtir dedi. Bazen şeriatta böyle emirler vardır abi yer. Mesela Allah ve Resulü bir şeyi emretmiştir ama biz bakıyoruz ki o şey ya mubahtır ya münduptur. Bazı böyle hükümler var değil mi? Normalde şeriatta emir lafzıyla Allah Azze ve Celle ya if'al lafzıyla veya başka lafızlarla bir şeyi emretmiş ama biz bakıyoruz ki o şeriatta müstahap olarak isimlendiriliyor. Veya o şeriatta mubah olarak isimlendiriliyor. Veya Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem bir şeyi emretmiş ama biz ona müstahaptır diyoruz. Veya mubahdır diyoruz. Bu konuda mesela şöyle karineler varsa dikkat edin şuna Allah Azze ve Celle önce bir şeyi nehyetmişse sonra nehyetmiş olduğu o şeyi emretmişse kardeşler burada asıl olan şey onun mübah olmasıdır. Öncelikle dikkat edin, kaydeye dikkat edin. Bir şey öncelikle Allah Azze ve Celle bir şeyi nehyetmişse ve daha sonra akabinde onu emrediyorsa burada asıl olan o şeyin yapılması noktasında mübah olmasıdır. Mesela Allah Azze ve Celle Bakara suresinde dedi ki وَلَا تَقَرَبُوهُنَّ hatta يَطْحُرُنَّ onlar kadınlar, hayızlı olan kadınlar temizleninceye kadar onlara yakınlaşmayın dedi Allah Azze ve Celle. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى Daha sonra فَيْذَا تَطَحَرْنَا Temizlenildikleri vakit فَأَتُوهُنَّ مِنْ هَيْفَ اَمَرَكُمُ اللّٰهِ Artık onlara Allah'ın size emretmiş olduğu yerden gelin dedi Allah Azze ve Celle. Şimdi şu ibareye dikkat edin. Allah Azze ve Celle dedi ki hunne Onlara gelin. Kadınlar hayızdan temizlendikten hemen sonra erkeklerin onlara yakınlaşması vacip midir? Vacip değildir abiler, Mübahdır. Erkek de demiş olduğu vakitte eşine yaklaşabilir. Bu mubah olan bir şeydir. Öncelikle nasıl? Dikkat edin. Allah Azze ve Celle öncelikle hayız oldukları vakit temizleninceye kadar kadınlara yakınlaşmayın dedi. Bundan nehiyeti mutlak bir nehi vardır. Sakınmak gerekir. Temizlendikleri vakit ne? Onlara gelin. Onlara yaklaşın dedi Allah Azze ve Celle. Önce nehi var sonra emir var. Bu emir mübahtır kardeşler. Önce şeriatta önce nehi varsa önce nehi varsa sonra emir varsa bu mübahtır. Veya kardeşler bazen de bazı durumlar olur ki şeriat onu emretmiştir ama biz onu mendoporla olarak isimlendiriyoruz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki tukum an ziyaretel kubur fezuruha Daha önce ben sizi kabirleri ziyaret etme noktasına nehyetmiştim. Bundan sonra ziyaret edin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kabirleri ziyaret etmek vacip midir abi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَزُرُوهَا Kabiri ziyaret edin. Emrediyor aleyhissalatu vesselam. Kabirleri ziyaret etmek müstehaptır abi. Menduptur. Peki mendup olduğunu nasıl bildik biz? Ee, burada asıl asla dönmek gerekir. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret etmeyi sonradan yasaklamıştır. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabiri ziyaret etmeyi yasaklamadan önce kabrin hükmü neydi? Kabir ziyaretinin hükmü neydi? Menduptu. Onu vacip kılan, onu farz kılan üzerimize bir şer'i bir delil yoktu kardeşler. Normalde menduptu. Kabir ziyareti men menduptu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti bir dönem ashabını nehyetti. Daha sonra dedi ki ben sizi nehyederdim. Artık bundan sonra onu ziyaret edin. Burada kabir ziyareti asla döner. Abi. Asıl mendup olmasıdır mendup olmasıydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu emri onu aslına önceki haline çevirmiştir. Daha sonra ona vücubiyet katmamıştır abi. Önceki haline şey yapmıştır, çevirmiştir. Ki şeriatta bunu destekleyen başka deliller de vardır ama asıl olan önceki halinde olmasıdır diyebiliriz. Mesela başka bir delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> dedi ki: "Guslul cumaati vacibun ala kulli muhtelim." ihtilam olan herkesin üzerine cuma günü usul almak vaciptir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Normalde biz buna vacip midir diyoruz. Herkesin cuma günü yıkanması gerekir. Vaciptir. Normalde biz müstehaptır diyoruz kardeşler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaciptir dedi. Nasıl oldu bu durum? Biz bu, bunun için karinelere bakıyoruz. Bir, bir karine var aslında ortada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka hadislerinden anlaşılan asıl mana onun mendup olmasıdır abi. Mesela Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Cuma günü yıkanan ne kadar güzel bir iş yapmıştır. İmam Ebu Davud rivayet etti. Cuma günü husul eden bir kimse çok güzel, ne kadar güzel bir iş yapmış dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra sahabenin anlayışı vardı. Sahabeden kimse Cuma günü husul yapmayı vacip görmezdi. Dolayısıyla bu ayeti sahabe şöyle anladı veya herkes şöyle anladı. Cuma günü husul etmek vaciptir. Lugavi olarak yani gereklidir, güzel olur anlamında kullanılır. Bu şekilde usulü cumati vacibun ala kulli Cuma günü usul etmek güzel olandır diye biliriz ve bu herkesin anlamış olduğu asıl manadır. Emrin delalet etmiş olduğu şeyler noktasında kardeşler yine bir tafsilatlandırma yapmamız gerekiyor. Normalde burada İmam Cüveyni çok fazla tafsilatlandırma yapmadı. Okuyayım orayı. Üzerinde konuşalım inşallah. Dedi ki وَلَا يَقْتَدِ تَكْرَارَ عَلَى sahih emir tekrarı gerektirmez. Tercih edilen görüşe göre emir veya sahih olan görüşe göre emir tekrarı gerektirmez. İlla ma delle delilü ala kastı tekrar ancak tekrarı gerektiren bir delilin olması, tekrarın kast olmuş olduğu bir delilin olması bu durumdan hariçtir. Ve la yektedil favru ve emir favri yani aceleyi de gerektirmez dedi İmam Cüveyni. İnşallah bu ibareleri biz biraz daha açacağız. Biraz daha emrin dalalet etmiş olduğu şeyler noktasında biraz daha fazla konuşacağız. Birinci olarak kardeşler emrin delaleti noktasında birinci olarak söyleyeceğimiz şey emir vücubiyeti gerektirir. Emrin delalet etmiş olduğu asıl şey aslen vacip olmasıdır. Herhangi bir karine gelmezse kardeşler emrin vücubiyetini engelleyecek herhangi bir karine gelmediği sürece emir asıl olarak vücubiyeti gerektirir. Emir vücubiyeti gerektirir derken aslında hangi sözleri kastediyoruz? Hangi sözleri vücubiyeti gerektirir? Allah ve Resulünün sözleri. Allah ve Resulünün emretmiş olduğu şeyler bizim için, insanlar için, kullar için vücubiyeti gerektirir kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emretmiş olduğu şeylerin vücubiyeti gerektirmesi açısından Allah Azze ve Celle ayeti kerimede dedi ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ O'nun emrine, Resulünün emirlerine, emirlerine muhalif olanlar onlar başlarına bir bir fitnenin veya elim verici bir azabın gelmesinden sakınsınlar dedi Allah Azze ve Celle. Kim Resulün emirlerine muhalefet ederse onlara Allah Azze ve Celle'nin vaadiyle onlara fitneler isabet eder ve ikinci olarak onlara acı, elem verici bir azap vardır abi. Yer. Kim Resulün emirlerine muhalefet ederse Resulün emirleri şeydir. Resulün emirlerine biz muhatabız. Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne emrederse bu vücubiyeti gerektirir insanlar için Allah Azze ve Celle'nin vaat etmesiyle. İkinci olarak kardeşler, Allah ve Resulü'nün zaten genel emirleri vücubiyeti gerektirir. Allah Azze ve Celle'nin bütün emirleri vücubiyeti gerektirir insanlar için. Resulü'nün bütün emirleri vücubiyeti gerektirir bir kareyine olmaksızın. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Ahzab suresinde dedi ki وَمَا muminin لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يكون لهم Allah ve Resulü bir işte hükmettikleri zaman artık mümin erkek ve mümin kadınlara o işte kendi nefislerine göre bir seçim, bir tercih hakkı yoktur dedi Allah Azze ve Celle. Allah ve Resulünün emirleri mutlak bağlayıcıdır. Vücubiyeti gerektirir. Allah ve Resulünün emirleri mutlak olarak vücubiyeti gerektirir. Bir karine olmak sizin. Karine varsa kardeşler, karine varsa o emir ya mubah olur ya mendup olur. Bu şekilde hükmü değişebilir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dedi ki Sallu qabla al-maghribi. Sallu qabla al-maghribi. Sallu qabla al-maghribi. Akşam namazdan önce namaz kılın. Akşamdan önce namaz kılın. Akşamdan önce namaz kılın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen akabinde dedi ki limen şa'a dileyen kişi bunu yapsın. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem limen şa'a dememiş olsaydı akşam namazdan önce namaz kılmak vacip olacaktı üzerine. Çünkü Resul üzerimize. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in direkt Emri vardır ve emir bu gerektirir. Ama kardeşler mutlak bir karine var hadiste. Limen şa ibaresi mutlak bir karinedir. Akşam namazından önce namaz kılın. Akşam namazından önce namaz kılın. Akşam namazından önce namaz kılın. Limen şe. Dileyen yapsın bunu. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu mutlak bir karinedir. Böyle mutlak bir karine gelmediği sürece emir her zaman için mutlak bir kaide olarak ucubiyeti gerektirir. İkinci olarak kardeşler söylememiz gereken şey e, emir delalet olarak fevri mi gerektirir yoksa terâhîyi, ertelemeyi mi gerektirir? Yani şayet Allah ve Resulünün emri varsa hemen mi yapılması gerekir yoksa ertelem ertelememiz, geniş bir zamanda mı yapmamız gerekir? Normalde burada İmam Cüveyne dedi ki وَلَا يَقْتَدِ الْفَوْرَ emir ee, fevri gerektirmez yani emrin hemen yapılması gere gerekmez. Bu konuda ben size birinci olarak şöyle söyleyeyim. Şayet emir, gelen emir lafı bir karine ile beraber gelmişse, onun vaktini belirten bir karine ile beraber gelmişse zaten o karineye göre muamele yapılabilir. Mesela ben size desem, Udhulil an. Udhul emirdir. El an dediğimde şimdi gir. Burada vakit muayyen kıldım ben bunun için. Veya <laughs> Sefir metaşa. Dilediğin bir zamanda sefer yap. Udhul ve sefer emir fiilleridir abiler. Ve ne zaman yapılacağını bildiren bir karine vardır sonunda. E, Sefir metâşa, metaşa dilediğin bir zaman. Dilediğin bir zamanda e, sefer yap demiş oldum. Bunlar için bu iki cümlemde normalde vakit belirledim. Bir tanesinde hemen yapılmasına dair bir karine zikrettim. Bir tanesinde kişinin dilemiş olduğu bir vakitte böyle terahhyeye dair ve ertelemeye dair bir vakit zikretmiş oldum. Peki şayet zikredilen emirde herhangi bir karine yoksa bu durumda neye yorulur? İmam Cüveyli'nin görüşüne göre, tercih etmiş olduğu görüşe göre fevri gerektirmez. Yani aceleyi gerektirmez, terahiyi gerektirir. Veya geniş bir zamanda yapılabilir. Allah ve Resulünün emretmiş olduğu şeyler. Bu konuda abiler, normalde iki görüş vardır. Birinci olarak Şafilerin ekseriyetinin görüşüdür. Ki İmam Cüveyli de Şafilerdendir. Şafi alimlerindendir. Şafiler dediler ki veya Şafilerin ekseriyeti onlar dediler ki Emir fevri gerektirmez. Yani aceleyi gerektirmez. Terahi olabilir veya geniş bir zaman içerisinde yapılabilir. Çünkü emrin fevri gerektirdiğine dair yani aceleyi gerektirmiş olduğuna dair şeriatta şari açık sarih bir delil yoktur. Açık sarih bir delil olmadığından dolayı emirler, e, emirler, Allah ve Resulün emirleri geniş vakitlerde yapılabilir. Ve benzeri sözler de üzerine eklemiş oldular. Şimdi buna dair açık bir delilin olmamasından dolayı böyle bir görüşü onlar tercih ettiler. Lakin kardeşler cumhurun görüşü tam bunun zıttıdır. Cumhurdan kastım Hanefiler, Malikiler, Malikiler ve Hanbelilerdir. Onlara da dediler ki emirde asıl olan Allah ve Resulü bir iş emretmişse asıl olan onu hemen yapmaktır. Çünkü Allah ve Resulünün emirlerinde hayır vardır değil mi? Biz onu yaptığımıza hayırlara erişiriz ve hayırlarda da asıl olan acele edilmesidir. Allah Azze ve Celle dedi ki وَسَارِيَوْا فِي الْخَيْرَاتِ ''Hayırlarda acele edin.'' ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum. Rabbinizden bir rahmete doğru hızlıca koşun dedi, dedi Allah Azze ve Celle. Bundan dolayı bu benzeri delilleri zikrederek e, Cumhur onlara dediler ki hayırlarda asıl olan acele edilmesidir. Ki Allah Azze ve Celle hayırlı amelleri zikretmiş olduğunda acele edin, hayırlarda yarışın gibi ibareler kullanmışlar. Mesela buna sünnetten dair bir örnek zikredecek olursak. İbn-i Mesud bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Dedi ki ya Resulullah أي عمل أفضل? Ey Allah'ın Resulü hangi amel en fazil en faziletli amel hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها." En faziletli olan amel vaktinde kılınan namazdır. Yani en önce, ilk önce yapılan amel bir olarak vaktinde kılınan namazdır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlarda bir hayır vardır. Bunlarda hayır, güzel şeyler olmuş olduğundan dolayı daha fazla hayır, daha fazla ecir umulmuş olduğundan dolayı cumhur dedi ki: "أصلوا" olan emri, hemen yerine getirmektir. Normalde emrin delaletine dair başka şeyler de var. Burada müellif dedik. velayet يَقْتَدِ تَكْرَارَ عَلَى السَّحِيهِ Tekrarı gerektirmez. Bunlar ve bunun gibi bazı meseleler daha var emrin delaleti noktasında. İnşallah burada kalalım. Çünkü bir madde daha zikretmiş olsam çok fazla uzayacak ders. Gelecek dersimizde emrin delaleti noktasından biraz daha konuşmuş oluruz. İnşallah Rabbimiz bizler için nasip ederse. والأمر بإيجاد الفعل أمر به قسمنا من التميز بإذن الله آه. وَصَلَ الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين